Nahl suresi 110. Sonra gerçekten Rabbin işkenceye uğratıldıktan sonra, demek ki Müslümanlar işkenceye uğratılıyorlar. Evet. Bize de işkence yapıyorlar değil mi? 1999'da. Evet. Hicret edenlerin, mesela babasının yanından hicret ediyor, annesinin yanından hicret ediyor. Evet. Veyahut ailesinin yanından hicret ediyor. Ardından cihad edip sabredenlerin, yani cehd edip, gayret edip sabredenlerin, yani sürekli devam ediyor dini yaymaya, anlatmaya. İnşallah. Sabır olur, devamlı olması. Şüphesiz sen Rabbin bundan sonra da gerçekten bağışlayandır, esirgeyendir. Nahl suresi 113. Cenab-ı Allah yemin ediyor, and olsun diyor onlara, kendi içlerinden bir elçi, bir Mehdi gelmişti. Ebced'i tam 2007 tarihini veriyor Oktar Hocam. Maşallah hocam. Evet, net 2007. Bak, and olsun onlara kendi içlerinden bir elçi gelmişti. Maşallah, bir Mehdi gelmişti. Maşallah. İnşallah. Fakat onu yalanladılar. Böylece zulümlerine devam etmektelerken azap onları yakaladı diyor Allah. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla diyor, şuna helal buna haram demeyin diyor Allah. Münafıkların özelliğidir. Evet. Çok yalancıdır münafıklar. Sürekli fetva verirler. Şu helal, şu haram. Evet. Kur'an'da olmadığı halde, peygamberin sünnetinde olmadığı halde kendi evet. kendine kural çıkartır. Evet hocam. Bak, dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Kurtuluşa da ermiyorlar. Kavruk, ölü, ezik ve perişan kalıyorlar. Evet. Yalanı yalnızca Allah ayetlerine inanmayanları uydurur. İşte yalancıların asıl kendileri onlardır. Allah adına yalan uyduranlara Allah, değil mi? Evet. Dikkat çekiyor. Bak, yalanı yalnızca Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. Münafıklar uydurur. Evet. İşte yalancıların asıl kendileri onlardır.